yaşadığımız 21. yüzyıldan bahsediyorum. Yani 19 seneden bahsediyorum. Şimdi evet, itirazlar oldu. Mesela AKP'nin iktidara girişi bu kadar büyük bir siyasi gelişme miydi? Büyük bir siyasi gelişme, ancak AKP'yi iktidara getiren koşullar ve o zaman mücadele ettiği siyasi rakiplerine baktığınız zaman çok da büyük bir siyasi gelişme olmadığını görüyoruz. Ve sonuçları da hemen ortaya çıkmadı. 4-5 sene sonra ortaya çıktı. Şimdi bizim bu yaşadığımız Ankara ve İstanbul seçimleri aslında çok hızlı bir şekilde sonuçlarını alabileceğimiz bir mesele. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gibi İstanbul İmamoğlu'na devredilmezse Türkiye siyaseti açısından, siyasi sistemi açısından çok önemli bir aşama demektir bu. Bir alt lige düşmüş olacağız ya da Türkiye'deki rejimin niteliği değişmiş olacak. Öte taraftan biraz daha olumlu düşünelim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu, Mansur Bey'in de rahatlıkla Ankara'yı idare ettiğini düşünelim. Bu da siyasal İslam'ın hikayesinde aslında bu milli irade vurgusunun, çoğunluk vurgusunun bir anlamda pratik olarak ilk defa yanlışlandığı, aslında siyasal İslamcıların yönetme yeteneklerinin abartıldığı kadar iyi olmadığı, çoğunluğu temsil etmediği ve azınlığa düştükleri zaman siyasal karakterlerinden hızlı bir şekilde sapma gösterdikleri anlamına gelecek. Bu da dünyadaki diğer siyasal İslamcı organizasyonlar açısından önemli bir vaka. Nahda'yı söyleyebilirsiniz, Nida hareketine koltuğunu bırakmasını, fakat orada 17 sene geçmemişti, yani rejim konsolide olmamıştı. O açıdan hani Türkiye'deki hikaye çok daha kuvvetli bir hikaye. Ve Ankara ve İstanbul'daki değişim o bakımdan çok daha önemli bir siyasi gelişme. Bu sebepten attım o tweet'i de.